yapmışsın. Yeliz geldi. Gözün çok aydın. Çok mahvolmuştum Öykü Hanım ya. Burada daral geçiyordum. Elmayla oynamaya başladım. Bütün gün bitmedi sanki yani bana. Yani Yeliz yokken biz seninle iletişim de kuramadık. Demek ki hakikaten Casper gibiymişsin. Gerçekten öyle. Sesini duyamadık. Yani Yeliz olmasa herhalde bu evde durmam. Zaten Yeliz için gelmiştin. Sen nasılsın? İyileştin mi? İyileştim, biraz daha iyi. Güzel. Ne oldu? Murat'la bir tartıştın sabah. Ben, bana soruyorsun değil mi? Evet. Ya şey, ben birkaç bir şey duydum. Galadan önce duymuştum bunu. İşte Murat kulis arkasında Beyza, o zaman bu hafta Beyza, önümüzdeki hafta Yeliz yazarız falan demişti. Ondan sonra ben de işte beni videoya çektiler burada olmadığım için. Tam setten ayrılmadan önce oyumu kime veriyorum diye, çünkü galada olduğu için. Ben de Murat'a veriyorum. Sebebi de bu demiştim zaten o videoda. Sabah eve gelince Selin açtı konuyu. İşte Murat'ı bir diğer yazan kim diye. Ben de söyledim, bendim diye. Sonra Hira hatta merak etti, bir sebebi var mı? Onu konuştuk kızlarla. Öfkeliydim bu arada, kızgındım. Böyle sakin değildi tabii. Evet, sakin değilmiştim. Berk sağ olsun. Ondan sonra işte sonra kızlar evine, ya erkekler evinin görüntüsü verildi. İşte Batı, ben senin de olsaydım ben de yazardım dedi. İşte Selin de dedi ki o zaman Selin niye yazmadı? Madem Batı'nın yerinde olunca Selin'i yazmasına hak veriyor. Selin niye yazmadı dedi. Öyle biz izin aldık. Kızları, erkekler evine gittik. Berk sarılmadı bana selam verirken. Kızdım sana dedi. Çok garip. Ben Berk'in her şeyine tamam diyorum Berk Hanım. Çok garibime gidiyor. Ama mutluyum da. Güzel. Sonra Murat'la konuştum. İnanmıyorum yaptığı açıklamaya. Ama konuyu da kapatıyorum Berk istediği için. Yani bu konunun uzaması... Ama yazarım diyorsun. Yo, daha yazmam. Mutlu bir yolu var. Mutlu olduğunu da görüyorum. Daha yazmam, hani onun buradaki yoluna taş koyacak değilim. Ama inanmıyorum. O niyet, yaptığı açıklamanın doğru olduğunu ama şimdi biraz şöyle, belki de hak vermek lazım. Senin olayı anlatma biçimin, Murat bütün ekslerini, eski kız arkadaşlarını deyince sen Murat'la bir şey yaşadığını kabul etmiş oluyorsun. Sonra an geliyor, yo biz bir şey yaşamadık ki diyorsun. Yani burada konuya göre haklı çıkmak adına bir algı değiştiriyorsun orada. Belki rahatsız eden büyük olasılıkla bu oldu diye düşünüyorum. Evet, ben de fark ettim bunun olduğunu. Yani. Ben bir yorum yapabilir miyim? Tabii. Ya Murat'ın bunu söylemesinin bence tek nedeni, Murat'ın asla kötü niyetle söylediğini düşünmüyorum. Tek nedeni, sen Murat'la Berk gelmeden önce son günlerde bayağı yakınlaşmıştın. Burada hani beraber sarılıyordunuz, oturuyordunuz. Sonra bir anda Berk geldi, bir anda Murat'ı bırakıp Berk'le bir tanışma yoluna girdin. Yani Murat orada kaldı, şey gibi kaldı yani. O yüzden onu kaldıramayıp böyle bir konuşma yaptığını düşünüyorum. İstemsizce yaptığını düşünüyorum. Kötü bir niyetle yaptığını asla düşünmüyorum. Sonradan zaten kendisi de söyledi, bugün konuştuk. Kötü niyetle asla söylemedim dedi. Bu konuyu tartıştık. O yüzden bence uzatmana gerek yok bu konuyu. Yok, uzatmıyorum yani. Murat. Öykü Hanım, ben şöyle bir açıklama yapacağım. Tabii. Zaten bu konunun üstüne evet öyle söylediğimi söyledim. Zaten iki gala geçti. Yazsaydım zaten orada da yazardım. İnanıp inanmaman umurumda değil. Şöyle bir açıklama yapacağım. Orada zaten arkandan da konuşmadım. Mert de oradaydı ben bunu söylerken. Mert, ben kimdi? Beyza Nur'u yazacağım dedi bana. Ben dedim ki kanka yazmayalım Beyza Nur'u. Hani benim de yakın arkadaşım, hani evim, eşisi vesaire falan. Arkadaşımı korumak istedim. Dedi ki yok kanka, ben yazacağım zaten. Hani herkesin kendi özgür iradesidir dedi. Ben dedim ki neden? Hani var mı bir sebebi? Kanka dedi, Batı dedi neler dedi yaptı dedi. Bu konuşma bu arada 20-25 dakika sürdü, ben özetliyorum. Dedi ki Batı dedi neler yaptı dedi. Ben dedi o yüzden de yazacağım dedi. Ben de dedim ki sen o zaman öyle düşünüyorsan Yeliz'e bana neler yaptı? Yeliz'i yazalım o zaman dedim haftaya da, var mı yaptım böyle? Ama sinirle bir şekilde o anlık ağzımdan bir şey çıktı ki böyle, bu düşüncede bir adam olsam önümüzdeki galada Yeliz'i yazardım, dün de Yeliz'i yazardım ki Berk de oradaydı. Konu sonrası kapandı. Yani konu aslında sen böyle her kafamıza takılanı, her beğenmediğimizi yazacaksak evet, o zaman herkese yazalım. Evet, ben tamamen Yeliz'e girdin. O niyetle söyledim Öykü'm, tüm samimiyetimle söylüyorum. Anladım. Ya sana özellikle kişisel bir garezi olduğundan değil yani. Ki Berk geldiği itibariyle size yemin ediyorum herkesin de yüzü burada. Varsa birisi çıkıp delikanlı gibi söylesin. Aynen öyle. Bir kere bile Yeliz'i kötülemedim. Berk'e bir kere bile kötü bir şey asla yanaşmadım. Aksine güzel bir şekilde anlaştığımı söyledim. Şahit miyiz? Şahitiz valla. Şahitiz. Aksine dedim ki kanka mutlu olun, ben asla çomak sokacak İlk bir adam andan itibaren değilim dedim. Bulaşmadım da etmedim de ve Berk'le de iyi anlaştık. Ortak arkadaşlarımız çıktı kapalı çarşıda. Herhangi bir şekilde kötü bir niyette bir şey yapmadım. Berk'in de yüzü de buradadır. Evet, doğru söylüyor Öykü Hanım. Yani yazacak olsaydım Yeliz, ben seni dün de yazardım. Ondan önceki gala da yazardım.
Yani hodri meydan bilmem ne bunlara bence hiç girme. Ben de senin burada mutlu olmanı isterim. Asla öyle bir adam değilim aranızı bozmak için. Girersek eski Murat'a dönüşmek istemiyorum. Bence girme, sen yoluna bak, mutlu ol. Berk'i seviyorum. Siz mutlu olun. Ben de zaten mutluyum şu an için. Güzel bir yolda ilerliyorum. Hayırlı yolculuklar. Bu şekilde ilerlersek aynı herkes için hayırlısı olsun, sıkıntı yok. Nihle